Yay ve yükselen burcuya olan değerli arkadaşlar. Evet, 9 ve 15 Mayıs haftasındayız. Güzel, dolu, dop dolu bir hafta. Sizin için önce güzel bir haberle başlayacağım. Çarşamba günü Jüpiter bizim şans gezegenimiz Koç burcuna geçiyor. Tabii ki yay burçlar için güzel bir haber bu. Ayın 28 Kasım'a kadar Koç burcunda, tabii burada retro da yapacak ama yine de size çok önemli fırsatlar vereceğini söyleyebilirim. Diğer ateş gruplarıyla birlikte. Mesela 9. evinizde pazartesi günü özellikle Ay Aslan burcunda olacak ve Jüpiter sizin için mesela hangi alanda daha güçlü? Çocuk, aşk, ilişkiler, finansla ilgili konular, parayla ilgili değişimler, kazançlarınızı değiştirebilme fırsatları, alım satımla ilgili konularda da yine bazı başarılar vereceğini söyleyebilirim. Ve onun yanı sıra da bu hafta şimdi Merkür İkizler Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Pazartesi gölge yeni çalışacak. Perşembe, çarşamba itibaren tam olarak retro yapmaya başlıyor. Bu durumdan nasıl etki alacaksınız? Mesela karşıt evinizde özellikle 23 Mayıs'a kadar olan süreçte eşinizle, evliyseniz karınızla, kocanızla, belki sevgilinizle, hayat arkadaşınızla olan bazı problemleri gündeme taşıyabilir. Eski konuları tekrar açılabilir. Burada bazı şeyleri düzeltme fırsatı da verebileceğini söyleyebilirim. Onun yanı sıra iş ortaklıkları, geniş kitleye hitap eden bazı iş projeleri mesela. Bunlarla ilgili kaçırmış olduğunuz fırsatları da verebilir. Tamamıyla kendi doğum haritanızdaki Merkür'le ilgili, retro mu ya da değil mi onunla ilgili. Onun yanı sıra mesela kariyer ve aileyle ilgili konularda da yine Merkür Retrosu'ndan etki alabileceğinizi söyleyebilirim. 23 Mayıs'a kadar olan süreçte eğer etki alırsanız çok önemli iş anlaşması, sözleşmesi, ayrılıkmış, barışmaymış gibi konularda ciddi hareketler yapmayın. Önemli imzalar atmayın resmi olarak mesela diye tavsiyede bulunabilirim size. Onun yanı sıra tabii ki çarşambadan itibaren Jüpiter Koç'a geçiyor ve sizin için dediğim gibi çok önemli, destek verici bir alanda çalışacak. Mesela çocuklarınızla ilgili hayatınızda önemli fırsatlar verebilir gerçekten. Yaratıcılık bakımından çok iyidir, fırsatlar verecektir. Aşk hayatı olan bir yaysanız çok fazla aşk trafiği yaşatabilir, orada çok fazla tanışma fırsatı verecektir. Enerjimizin yükseldiği, cesaretimizin arttığı bir süreç olarak kabul edebiliriz. Çünkü hem Venüs Koç burcunda hem Jüpiter çarşambadan itibaren bu alanınızı oldukça güçlendirecek diyebilirim. Şimdi günlere baktığımda ise Pazartesi Ay Aslan'da dediğim gibi 9. evinizde belki bir eğitimle ilgili yenilik, yeni bir girişim gibi durum söz konusu olabilir. Salı ve Perşembe arası. Şimdi Ay Başak Burcu'na geçecek, tam bu 2,5 gün belki hayatınızdaki önemli konularla, önemli kişilerle görüşme, temasta bulunma, bazı randevular mesela, aile içi konularda da bunlar olabilecektir. Aile büyüklerini ilgilendiren durumlar mesela söz konusu olabilir. Tabii ki çarşamba günü Merkür Retro yapmaya başlayacağı için ilişkilerinizde, ilişkiler ve iş ortaklıkları ile ilgili de bir takım sıkıntılar diyelim, takılmalar, gecikmeler yaşama olasılığı verebilir. Onun yanı sıra Perşembeden Cumartesi'ye kadar Ay artık Terazi Burcu'nda olacak. Ve ayın terazi geçişiyle birlikte sosyal daha rahat, biraz daha böyle nefes alacağımız daha pozitif 1,5 gün olacaktır. Arkadaşlarınızı, sevdiğiniz insanları ihmal etmeyeceğiniz bir hafta ortası olabilir diyebilirim. Evet, cumartesiden itibaren ay artık akrebe geçiyor ve bizim yaşayacağımız 16'sındaki tutulma evresinde olacak. Ay akrep burcundaki bu tutulmada sizin 12. evinizde sevgili yaylar. 12. evdeki tutulmalar belki zaman zaman düşüncelerde kaoslar yaratabilir, duygularınızı karıştırabilir, kafanızda gelgitler oluşabilir. Özellikle tabii Merkür'le retro yapacağı için ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz gibi gibi durumları aktif edebilir. Ama şunu unutmayın, bir Uranüs var, bir Güneş tutulması yaşadınız 6. evinizde. Hiç umulmadık sürprizlerle de iş fırsatlarıyla veya sağlıkla ilgili önemli gelişmelerde de fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz diyebilirim. Evet, onun yanı sıra bu haftanın tabii ki Jüpiter'in çarşamba günü Koç'a geçmesiyle hayatınızda yaşamış olacağınız veya yaşayacağınız zorlukların
Bence tansiyon çok daha düşük olacaktır. Çünkü Jüpiter'in çok güçlü desteğini alıyorsunuz. Kendinizi geliştirmek, büyütmek, yeni vizyonlar edinmek için de fırsat vereceğini söyleyebilirim. Evet, mutlu haftalar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın.